Biliyorsun Düşünmek lazım. öğrenciyim. Hangi bölümdü? Reklamcılık okuyorum. Selva hangi bölüm okuyor muydu Selvi? Yani şu anda okumuyorum. Yeni girdim üniversite sınavına. Yaşlar kaçtı sizlerin? Ben Benim 25 yaşındayım. 20 yaşındayım. Aa, çok küçük müsünüz siz daha? Ben hani Ben daha, ben biliyorum. büyük zannediyordum Teşekkür sizi. ediyorum. Kaç almamız gerekiyordu? Arkadaşlar selamlar herkese. Bir oyuncunun gününde bugün Ergün ve Selvi iki tane nasıl tarif edilir ki? İki tane sevgili kardeşimiz mi diyeyim? Nasıl diyeyim? Olmadı. Cemal Yani, kardeş miyiz? Cemal. yani nasıl hitap etmek istersen öyle hitap edebilirsin. Problem değil. Hoş geldiniz. İki tane sevgiliyi konuk ediyoruz. İkisi de Rise of Kingdoms oynuyor. Ne kadar zamandır oynuyorsunuz bu oyunu? Selvi benden daha önce başladı. Ben eleştirdim bu nasıl oyun? Çok kötü oyun diye. Ben İyi. can sıkıntısından pandemiden dolayı oyun falan bakıyordum. Bilgisayarım yoktu o aralar. Baktım bir tane oyun var. İndireyim dedim. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Video falan da izlemeyi sevmiyorum. Öyle bir başladım. Ama neler yapmışım hiçbir fikrim yok. Sonra Ergun'a gösterdim. Başlatmaya çalıştım. Açtı hesabını. Ondan sonra bok gibi oyun falan dedi. Lapınızı ballak edeceğim. Ses yankılanıyor. Ses Bende. şöyle oluyor. Selvi'nin ya da benim mikrofonu kapatması gerekiyor konuşurken. Yan yana olduğumuz için öyle bir problem var. Benim başlayalı 240 gün olmuş. Selvi senin Oh hesabın burada mı? maşallah. Aynı klanda mısınız? Beni klandan atmışlar. Ben çok girmiyorum bu aralar. Senin gücün kaç peki? Benim 17 milyon gücüm var. Ergün'ün gücü bu farm hesabı mı? Ergün farm hesabında mı kaldı? Çok küçük sanki bu. Sanırım odur. Farm hesabı Ben de 4,5 bak milyon tamam civarı bir 22 şeydi. milyon. Sen Selvi senden önce başladı. Allah'ım Ergün. Sen kamera açsana kardeşim profil resmini görünce. Ergün'ün şeyi süper ya. Mimikleri vesaire. Ben biraz baktım. Efsanevi mimikleri var. Yani eskisi gibi değilim. Saçlarım kısa artık. İlk başta Selvi şeyi sorusu sormuştu bana. Onu hatırlıyorum. Bayağı oldu ama soralı. 3 ay mı oldu? 4, 6 ay mı oldu? Bayağı oldu. Krallıkta işte bizi oyun oynatmıyorlar demişti. Onlar bize oyun oynatmıyorlar. Bu hani krala bir şey yapılmıyor mu? Şikayet edecek bir yer yok mu? Herkesin sıfır bir demişti. Ben anlatayım o olayı sana. Şöyle oyuna ben çok bilinçli olarak başladım. İnanılmaz bilinçli olarak başladım. Çünkü bayağı araştırdım. Bir sürü kanal seyrettim. En son sizin anlatışınızı, hitabınızı beğendiğim için ben genelde hitap şekline, diksiyona çok dikkat ederim. Eyvallah kardeşim. İnsanlarda. Hoşuma gitti. Samimi de buldum. Bayağı şey öğrendim sizin kanallarınızdan. Yani bilmediğim şey yok diyebilirim. Bilmediğim ufak tefek şey vardır oyunla alakalı. O da ufak ince detaylardır. Göç edelim dedim. Ama şöyle bir hata yaptım. Göç ederken hata yaptım. İyice araştırmadım. Çok sıkılmıştım bulunduğum yerden. Çünkü ben hiçbir zaman iyi bir klanda bulunamadım. Bunun sebebi de şu. Serviden 40 yıl sonra başladım ben oyuna. Ancak gücümü çok hızlı bir şekilde arttırıp 16 seviye olup benden çok önce başlamış oyuncuların bulunduğu yere göç ettim. Servi yüzünden. O yüzden hiçbir zaman kabul görmedim iyi klanlarda. İyi klanlara girmeye çalıştım sürekli. Yani paket çekilen diye tabir ettiğimiz. Hızlıca göç edince de orada da bir katliam varmış. Hitler'in Yahudileri yaktığı gibi onların klanından olmayan herkesi yakıyorlarmış. Haberimiz yoktu. Şu anda Selvi oyunu bıraktı. Sen devam ediyor musun her gün? Yani bırak dediğim az oynuyormuş. Sen şu an hani Selvi seni oyuna başlattı. Sonra kendini geri çekip sen mi devam ediyorsun? Selvi oynamıyor mu? Ya Çok Selvi fazla. bir 1,5 aydır böyle pek oynamıyor. Ben de sürekli yasakların bulunduğu dönemlerde inanılmaz fazla oynuyordum. Hatta bir hevesle böyle YSG fullemeye çalışıyordum. İşte 2 haftadır falan biraz böyle az girmeye başladım. Normalde çok fazla oynuyordum. Yani az girmemin sebebi de şu oldu. Artık dışarıya çıkıp ferahlayabildiğim için tasarım programlarıma daha çok yoğunlaşabildim yani. Zevk almaya başladım. Sürekli evde bulunmak beni yoruyordu. Gibi Herkes için durumlar. çok zor bir dönem oldu korona gerçekten. İyi ki oyunlar ve sosyal ağlar var diyelim. Yoksa gerçekten hepimiz delirirdik herhalde bu kadar sokağa çıkma yasağında. Korona zamanı ben daha keyifliydim ya. Şu anda pandemi bitti benim keyfim düşmeye başladı. Tersi oluyor bende herhalde. Peki siz nasıl tanıştınız? Normalde yani ikiniz de Kocaeli'desiniz. Bir araya gelmeniz nasıl oldu? Kim anlatsın? Sen anlat. Ben mi anlatayım?
Şöyle anlatayım. Ben 23 yaşında geldim üniversiteye. Yani ergen değildim kısacası. Öyle olduğumdan dolayı daha dikkatli, daha geleceğe odaklı hareketler ediyordum. Ama bu arkadaş bir gün karşıma çıktı. Kafamda oluşturmuş olduğum bir profili vardı. Her yerde bulunmayan bir profil. Hayallerimdeki kadın diyelim ona. yani evet, ben ona Lavinia diye hitap ediyorum. Lavinia hayalimdeki sevgili demek. Oo. Abi sizin burcunuz, her gün senin burcun ne kardeşim? Yani pek inanmıyorum ama yengeç. Ya bırak, niye inanmıyorsun? Ben buldum şeyi. Abi ben yani çok böyle bilimsel makaleler okuyorum, bilimsel konuşmalar dinliyorum. O yüzden burçlar çok saçma geliyor bana. İnanana saygım var ama kendi açımdan çok saçma buluyorum. Selvi'nin burcu akrep mi, balık mı? Oğlak. Oğlak, tamam, inanmayabilirsin şu anda. Tutmadı burçayı mı hiç? Oğlakla yengeç de güzel anlar. Yükselenim balık olduğu için. Balık gibiyim. Ben de yengeç burcuyum her gün bu arada. Ben yengeç burcu olduğumu hissediyorum mesela. Sen hissetmiyor musun yengeç burcu olduğunu? Lavinia falan baksana, hayalindeki kadın, hitaplar. Yani ya şöyle ben bir dönemler çok fazla şiir yazıyordum. Yalnız ve bunalmış olduğunda ben hep şiir yazardım. Hala da öyle ama artık öyle değilim. Çünkü yanımda bir şeyler paylaşabileceğim bir arkadaşım var. Genelde yalnız kalmayı tercih ederdim. Hani yalnız kalmak şundan dolayı değil. Yani utangaçlık, hı hı, insanlarla iletişim kuramama gibi değil. Kendi tercihimde. Yalnız kalıp kendi iç sesimi dinleyip bir şeyleri sorguluyordum. Yazıyordum, çiziyordum. Sadece şiir de değil. Denemeler yazıyordum. Çok araştırdım zamanında ama şunu fark ettim ki ne kadar çok bilirsem o kadar çok hayattan uzaklaşıyorum. O yüzden bıraktım araştırmayı. Evet, kesinlikle. Cehalet mutluluktur sözü çok doğru değil mi? Evet, evet. Maalesef, maalesef. Ama yani bir yere kadar bıraktın. Daha sonra bir yerden sonra tekrardan kendine hakim olamayıp yine araştırmalara devam edeceksin. Nereye kadar kaçacaksın? Kaçmak değil de eskisi kadar üzerine düşmüyorum. Daha çok komik konularla ilgileniyorum diyelim. Bu arada Selvin'in bilgisayarı kapandı. Bir oğlak kadını var. O yüzden dengeyi tuttururlar. Oğlak mantıklıdır. Selvin'in bilgisayarı kapandı, geliyor şimdi. Onun bilgisayarında bir problem var. Son yılın Kocaeli'de değil mi? Ben geç başladım üniversiteye. Üçüncü sınıfa geçtim şu anda. Bir sınıf, bir şey daha var. Peki şunu soracağım. Selvi nasıl karşına çıktı? Yani aranızda bir 5 yaş fark var değil mi? 5 yaş. Evet. Nasıl evet, karşına ben çıktın? Öyle olduğunu bilmiyordum. Ve 2 yaş, 2 yıl önce tanıştınız değil mi? 1,5 sene oldu. 1,5 sene oldu. 2020'nin Şubat'ında tanıştık ve sevgili. Selvi normalde Kocaeli'de mi yaşıyor? Ailesi Kocaeli'de mi? Evet. Ben de İstanbul Büyükçekmece'liyim. Benim ev arkadaşım vardı buraya ilk geldiğinde. Onun bir arkadaşı işte... Şöyle bir kız arkadaşım var, böyle bir kız arkadaşım var gibi, hani klasik erkek muhabbeti gibi. Ben de kafamı çok ütülüyordu. Dedim al tamam işte takip et bilmem ne gibi. Yani Instagram falan umurumda değil benim, ben kullanan biri de değilim. Öyle oldu. Daha sonra yine yalnız ve bunalmışken, çok sıkılmışken gece 3 civarında ben storiesini görmüştüm onun. Mesaj attım. Sonra... kitap şeklini falan çok beğendim. 3 gün sonra bir elektro gitarım vardı, yeni almış olduğum. Üzerimde çok miktarda para yoktu. O elektro gitarı satıp Kocaeli'ne döndüm ben. Ondan sonra buluştuk. Arkadaşla çay içecektik, sözde kahve içecektik. Bildiği bir yere götürecekti. Ama beni 4,5 saat beklettiği için ben bir barda bekledim onu. 4,5 saat bekletti. Yani normalde ben onu bir kafede bekliyordum ama gelmedikten sonra artık gideyim bir şeyler içeyim dedim. Bira içmeyi seviyorum. Ben de alkolün vermiş olduğu o bir tık cesaretle hayatımda hiç sarf etmediğim sözleri sarf ettim ona karşı. O da etkilenmiş olacak ki ilişkimiz başladı diyelim. Kardeşim sevindim, hani böyle güzel bir ilişkiyi aynı zamanda oyuna dökmenize de sevindim. Ama bir yandan da bir hafif bir burukluk da oldu. Çünkü ben daimi olarak hala oyunu oynuyorsunuz, beraber oynuyorsunuz yan yana diye düşünüyordum. Bu dönem oynuyor bir ara mi? Vermişsiniz gibi, hafif evet, birazcık soğumuş gibisiniz oyundan. Ama tekrardan tabii ısınırsınız biraz güçlendikçe de. Gücünüz de çünkü kötü değil. 23 milyon olmuş senin gücün. Selvi'nin gücü 17 milyon civarında. Selvi üniversite sınavına girdi.
Benim de finallerim vardı. 1-2 hafta öncesine kadar. O yüzden vakit ayırmakta problem çekilebiliyor. Bir de ekstra olarak ben freelance işler yapıyorum. Ondan kaynaklı, yani şöyle, daha önceden yapmıyordum ama artık kullanmış olduğum programlara hakim olmaya başladığım için artık profesyonel işler yapabilmeye başladım. Belli başlı programlarda. O yüzden eskisi kadar vakit ayıramıyorum. Yani önceden sabah bir giriyordum. Yani şu hesaba bir bakayım, işte toplamaya göndereyim, etkinlik varsa onu yapayım derken akşam oluyordum. Yani nasıl bu kadar vakit geçirdiğimi bilmiyordum. Hastalık hastalık, yalnız değilsin, herkes öyle. Yani çekirdek gibi bırakamıyorsun falan gibi böyle ekşi sözlükte entry'ler var bu oyun hakkında, bilirsiniz belki. Çünkü evet, yapacak bir şeyin hiç bitmediği bir oyun tarzına dönüyor. Yani şöyle, bu sıkıntılı. Şöyle örnek verebilirim. Hesapta her şeyi bitiriyorum. Yani bu gördüğünüz iki hesap haricinde iki tane de farm hesabı var. Ben yüklenmişsin bir ara oyuna. Bir şey, şunu soracağım, hemen araya gireyim. Yani bu kadar ilk başta hiç sevmediğin bir oyunu daha sonra nasıl sevdin bir anda? Şöyle, sevmememin sebebi şundan kaynaklıydı. Ben 2011 veya 2012 işte ilk çıktığından beri Clash of Clans oynamıştım. 4 yıl, 5 yıl civarı aktif olarak. Daha sonra yani bende şöyle bir huy var. Oyunların oyun olduğunu fark ettiğimde asla geri dönmüyorum. Oyunların oyun olduğunu fark edebiliyorum yani. Diğer insanlar böyle dalıyor ya oyunlara. Ama ben dalamıyorum. Bir yerden sonra oyun olduğunu fark ediyorum ve kendime kızıyorum. Neden burada vaktini öldürüyorsun? Onda da öyle bir fark ediş olmuştu yıllar önce. Daha sonra Selvi'nin bu oyunu oynadığını gördüm. Ya dedim, bu ne böyle, ama hiç bakmadım. Ne olduğuna, içeriğine, ince detaylarına. Dedim, bu ne Clash of Clans çakması gibi ithamlarda bulundum. Ona benziyordu çünkü uzaktan baktığımda. Daha sonra yapacak bir şey bulamadım. Dışarıya da çıkamıyorum. Dedim, gel bir bakalım neymiş bu. Bakıyorum Selvi savaşıyor, işte küfür ediyor, benim şehrime saldırmışlar, bir şeyler olmuş. Ya diyorum, ne oluyor? Bana yardım et diyor. Ondan sonra biraz oyuna baktım. Tabii bir şey anlamadım ilk baktığımda. Aa dedim, bu şeye benziyor. Bilgisayar oyunu var bir tane. Rise of Nations diye. Onun mobil versiyonu gibi biraz. Ona benziyor. Daha sonra araştırmaya başladım. Sizin videolarınıza rastladım. İzledim, öğrendim, keyif aldım. Gördüğüm her şeyi uygulamaya çalıştım. Tek yapamadığım şey Richard'a sahip olamamaktı. Onu da işte geçen gün kartkralı geldi. Oradan sahip oldum. Bunu da zaten 5-1-1 yapar. Bar bar kesersin. Yükseltmezsin evet, daha fazla herhalde. Evet. Ya onu YSG'yi fırlıyordum. Onu 5 yapayım da var etkinliklerde, işte sağda solda kullanayım diye. YSG'yi durdurdum şu an. Normalde ben para da yatırıyordum yine. Ama bu dönemlerde yatırmamaya başladım. Yükleme ödüllerinin hepsini aldım. Yani ekstra bir durum yok açıkçası. Peki kafanda herhangi bir soru işareti var mı oyunla alakalı? Yani önerilerinizi açayım. Ben bildiğim kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Sizin savaş tecrübeleriniz, oyun tecrübeniz daha fazla. Ya çok hani benim önereceğim bir şey de yok aslında bakarsan, ama genel olarak son zamanlarda şeyler, süvariler bir tık ön planda. Hani okçular için de öyle, hareket hızından dolayı. Çıkan işte süvari komutanları da çok güçlü. Hani tavsiyem şey olur benim, hani süvari git, pişman olmazsın. Saladin'i kas mesela. YSG'yi fulledikten sonra Saladin'in ilk 3 becerisini 5-5-5-1 yap. Sonra direkt diğer süvari komutanlarına odaklan derim. Çünkü hem hareket hızı var hem de güçlü. Hani 1vs1'lerde de kapışırken de güçlü. Pişman olmazsın gibi geliyor bana. Hani bir okçu oyuncu olarak da genellikle oyunculara süvari öneriyorum. Kafamdaki rotayı söyleyeyim size. Richard 5-1-1 olduktan sonra hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. YSG zaten fullenecek. YSG fullendikten sonra Saladin'i 5-5-5-1 yapmayı planlıyorum. Daha sonra Cengizhan vesaire kullanmayı asla düşünmüyorum. Atilla Take'de kasmayı düşünüyorum. Önce Take'de kasacağım, Saladin'le birlikte kullanacağım. Daha sonra Atilla fullemeyi düşünüyorum. Tabii çok uzun bir süreç. Zaten Selim Atilla Take'de deyince akan sular durur zaten. Selim'le Yeşim'e bunu deyince bitmiştir iş. Değil mi Yeşim? Kesinlikle. Çok keyifli. Kafanda güzel kurmuşsun kardeşim. İlerleyen zamanlarda zaten videoyu da tekrarlarız. Yani tekrardan devam ediyor olursanız oyuna. Tekrarlarız. İlerleyen zamanlardaki tecrübenizi de görmüş oluruz. Çok güzel bir şey. Bir iki tane sevgilinin, iki tane çiftin
beraber aynı etkinlikleri yapması ilişkiyi heyecanlı tutar bence. Ortak konuşacakları çok şey olur. Bir de böyle tatlı bir krallıkta olsanız galiba bulunduğunuz krallıkta çok mutlu değilsiniz. Öyle bir izlenim oluştu bende. Şöyle onu da anlatayım. Göç edecek bir yer bulamadık. O biz kaçmak zorunda kaldık bir yer geldiğimiz yerden de. O kanlı savaşların olduğu yerden. Acilen bir yer bulmam gerekiyordu. Yazdığım tüm krallıklarda yerlerinin olmadığını ve gelemeyeceğimizi söylediler. Ama burada da şöyle bir şey söylediler. Gelebileceğimizi ama krallığın çok dolu olduğunu söylediler. Ben geldiğimde de İmperium'du burası. Bayağı güçlü bir krallık burası. Ondan dolayı yer bulamamaktan kaynaklı alt klanlarda bulunduk. Savaşa gitmememin sebebi de işlerimin olmasından dolayı oyunu takip edememek ve sıfırlanma korkusuydu. O yüzden şu anda şehirde duruyor. Yani aslında oyunu oynuyorum. Hani öyle günde bir kere girmek gibi değil veya iki günde, üç günde bir kere girmek gibi değil. Gün içerisinde giriyorum. Eylem puanının tamamını bitiriyorum. Etkinlik varsa yapıyorum ve sürekli toplamaya gönderiyorum hesapları. Ganimetin az olmasının sebebi de işte 20 gün sonra göç edeceğim için götüremiyorum yanımda maalesef. 20 gün sonra artık iyi bir klanda oynayacaksın herhalde değil mi? Selvi de gelecektir seninle. İyi bir klana gireceksiniz herhalde. Birinci klana gireceksiniz. Hatta iyi bir klana girebilmek için kastığım tüm ganimetle farm hesabımı öldürüyorum. Kill puanı kasıyorum. Evet. İşte geçen 100'er milyon ganimet harcadım. Gerçekten çok güçlüler. Bir tık geri kalmışlar yani mevcut krallıklarında diyor ya. Hani Servi'yle başlamış, Servi'nin yanına gitmiş derken hep böyle aşağı klanlarda oynadıkları için biraz geçmekte zorlanmış hep her gün. Şimdilik artık birazcık daha yeni bir krallıkta birinci klanda oynamanın tadına varmaya başlayacak. O zaman birazcık daha oyuna sıkı sıkıya bağlanırlar diye düşünüyorum. Benim başladığım krallıkta sürekli bir tane adam bana saldırıyordu. 1 milyon falan gücündeyim. Adam sürekli bana saldırıyor. Ama sürekli. En son bayağı bir küfür ettim falan. Sonra dedim ki ben gidiyorum dedim. Başka klana geçtim. Bayağı şeydi, güçlü bir klan. Ama sonra şey oldu. Oraya saldırdılar o güçlü klana. Sonra ona saldıran klana geçtim. Sonra orada bir arkadaşım dedi ki gel dedi biz göç edelim dedi. Ben göç edip başka bir krallığa gitmek zorunda kaldım. Niye yaptım öyle bir şey bilmiyorum ama oyunu bilmediğimden dolayı falan herhalde. Kendi krallığımda olsaydım daha düzgün gücüm vesaire falan olabilirdi. Ama şu sıralar çok sıkıldım. Artık dışarıda çıkabiliyorum. Yani sadece günlük ödülleri alıp çıkıyorum. Göç ettiğiniz ben zaman belki tekrardan oyuna adapte olursun Selvi. Çok da önemli değil yani oyuna adapte olup olmamış olman. Nasıl mutluysan artık. Ben son bir şey soracaktım aklıma takılmıştı. İşte. Etflad'i meydanda kullanmak istiyorum. Ama arkasına YSG mi koysam, Jönedart mı koysam, Richard mı koysam hangisi daha iyi olur? Ya, YSG'yi koyduğun zaman inanılmaz kırılgan bir ikili oluyorlar ve odak da aldığı için YSG birazcık Eftelya'nın arkasında çok hızlı eriyebiliyor. Odak almazsa çok iş yapıyor tabii ama odak alıyor genellikle. Paramparça ediyorlar o bakımdan. O bakımdan arkasına Jeanne d'Arc koyarsan en azından şey olur. Hani hem etrafındaki orduyu besler. Eftelya Jeanne d'Arc. YSG'yi biraz daha Santuzu'nun arkasına çıkarsan bir tık daha iyi olabilir. Santuzu YSG piyade çıkarsın. Eftelya Jeanne d'Arc yanında iki kıta ilerleyebilirsin. Ama tek kıta çıkacağım diyorsan Eftelya YSG'yi bir dene. Yine çok hasarı olacaktır. Ama çok odak alıyor. Baktın ki çok odak alıyor. Seni zaten tatmin etmez o durumda. Değiştirirsin. Onu birazcık kendin de karar verirsin. Krallıktan krallığa günden güne de değişiklik gösterebiliyor çünkü bu. Güçlü yerlerde yani iş yapmaz ama Eftelya YSG. Çok güçlü oyuncuların olduğu yerde. Bir tık birazcık daha güçsüz oyuncuların olduğu yerde iş yapar. Parçalar direkt karşı tarafı. Yani ikinci KVK'ya göç edeceğim için orada çok güçlü olacaklarını zannetmiyorum hani herkesin. Evet orada iş yapabilir ve tecrübesiz de olur ikinci KVK'da. Bir de benim oyun tarzım şöyle. Ben genellikle tüm oyunları biraz pusucu oynarım. Hani mesela kafamda kurduğum şey şu. Vur çık, vur çık, skill at çık, skill at çık, skill at çık gibi. Çünkü sürekli bir çatışma halinde kalırsa hiç kimse dayanamaz. Kafamdaki plan oydu aslında. Zaten. Hani Eftelya YSG derken şundan bahsetmiştim aslında. Skill atıp çıkmak, skill atıp çıkmak. Hani odağı üzerinden atmak gibi. Ya onu yapabilirsen işte oda kalmadan karşıya sürekli hasar vurabilirsen Eftelya YSG çok çok iyi. Ama çok fazla dikkat çekebiliyor Eftelya YSG kesim meydanda. O bir tık sıkıntı yaratabilir sana.
Hem çok hasar vurdukları için hem de kırılgan oldukları için çok hızlı oda kalabiliyorlar genellikle. Ben piyade gidiyorum. Piyade için. Normalde piyade de yapacağın şey İskender'e. Yani yine YSG birinci öncelik. Sonrasında İskender. Hani her türlü İskender YSG'yi her türlü kasmanız gerekiyor. Hani yeni güncellemelerden sonra özellikle YSG hadi önceden tercih meselesi diyorduk. Ama artık güncellemelerle beraber YSG ilk kasılması gereken komutan, ne oynarsan oyna. Peşine de İskender kasman gerekir zaten. Piyade oynayacaksan da. Ben İskender'i yeni aldım. X kili 5 kullanabilir miyim öyle de? İkincisini de 5 yaparsan en azından 5-5 İskender yine tatmin edici, morlardan daha iyi bir performans verir. 5-1-1-1 İskender de yine morlardan belki bir tık iyi performans verir mi ya? Bir de İskender yapan ikinci becerisi, ama ikinci becerisi 1 olunca bir tık performansı zayıf kalabilir. İkinci beceriyi biraz yükseltirsen kullanırsın. Çabuk yükselir zaten o. Senin VIP kaçtı? Benim 9. 10 olmak üzere. 10 olduktan sonra bir tık daha rahat yükseltirsin komutanları. Çok memnun oldum arkadaşlarla. Ne güzel böyle çiftleri görmek. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Günüm aydınlandı sayelerinde. Arkadaşlar, başka oynayan çifttir. Baba oğuldur. Daha önce bir baba oğul videomuz olmuştu. Veyahut işte yakın arkadaşlardır diyeyim size. Katılmak isteyenler, günlükler tekrardan başlamış durumda. Günlük videolarına katılmak isteyenler aşağıya Instagram adresimi de bırakacağım. Instagram'dan bana ulaşabilirler. Koronasız, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.